Güzel canlar, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Aşkın niyazlarımı sunuyorum. Nur üstünde nur olan, kainatı nuruyla çepeçevre kuşatan Cenab-ı Hak, gerçeği, hakikati bilme noktasında bize hidayet ve bilgeliğini bağışlasın. Cenab-ı Hak bize ölmeden önce ölüp hak ile hak olmayı nasip etsin. Cenab-ı Hak bize kendimizi bilip hakkı tam bir kemaliyle bilmeyi nasip etsin. Cenab-ı Hak gönül gözüyle gören, aklı kül ile bilen, velayet-i Kur'an mertebesine gelip kendi kitabını okumuşlardan eylesin bizi. Cenab-ı Hak bu yolda bize güç, kuvvet nasip eylesin. Bizi erenlerin, evliyaların, gerçeklerin yolundan, darından, didarından da ayırmasın güzel canlar. Onların hüsn-i üzerimizde hazır ve nazır olsun. Güzel Çanlar, velayet noktasıyla ilgili programımız devam edecek. Bugün de farklı bir noktayla, noktanın ne olduğu noktasıyla bir açılım yapacağız. Velayet noktanın kendisi, nübüvvet ise noktanın beyanıdır. Beyan eden Muhammed Mustafa, beyan olunan ise Şah-ı Merdan Ali'nin kendisidir. Velayet, batın, öz, iç, asıl, nübüvvet ise bu batının, bu aslın, bu hakikatin beyanıdır. Her şey beyan olmasına karşın, kafa gözleri o hakikatin beyanını görememektedir. Görmeyen kafa gözlerine ancak can gözüyle görenler rehberlik etmekte, ışık olmakta, yol göstermektedirler. Her nebi can gözüyle görüp kafa gözlerinin görmediği o manayı onlara gösterme noktasında bir beyanette bulunmakta. İşte biz o nebilerin daveti üzerine velayete yolculuk eden, velayetin hakikatini edinme noktasında çaba ve gayret içerisinde olunan bir güruhuz. Bizim amacımız güruhu naci toplumuna katılmak. Bizim amacımız Ehli Beyt'in katarına takılmak. Ehli Beyt'in katarına katılıp güruhu nacide var olabilmenin koşulu velayeti edinmekten geçiyor güzel canlar. Cümle alemler o noktanın tecelli etmesiyle meydana gelmişlerdir. Cümle alemler o noktanın tecellisi, o ise her şeyin aslı, özü ve hakikatidir. Nokta şekilsiz, suretsiz, zamanın olmadığı, ne uzunluğun, ne genişliğin, ne derinliğin, ne sığlığın, ne enin, ne boyun olmadığı yerdir. Nokta anın kendisidir güzel canlar. Bu nokta velayeti yani velayetin şahı olan Şah-ı Merdan Ali'yi temsil etmektedir. Onun için Keremler Sultan Ali el-Murteza ne demişti? B'nin altındaki nokta benim. B'nin altındaki nokta Şah-ı Merdan'ın kendisi ise o zaman bu noktanın sahibi her zaman, her surette, her donda, her şekilde tecelli edip görünmekte aslında. Ama kafa gözler çokluğu tekliğe getiremediklerinden dolayı bu hakikatten, bu gerçeklikten mahrum olmaktadırlar. Çokluğu tekliğe ve birliğe getirenler ise bu hakikati bildiklerinden dolayı asla Şah-ı Merdan'ın izinden, nurundan, ışığından, yol göstericiliğinden ayrılmazlar. Kim ki Şah-ı Merdan Ali'nin rehberliğine dayanırsa, sırtını ona dayarsa asla iki cihanda da nasipsiz kalmayacaktır güzel canlar. Bu noktaya basit nokta, sırf vücut denir ki bütün çokluk, karmaşa, şekil, suret, derinlik, uzunluk buradan tecelli ederek şuhut alimini meydana getirmektedir. Yani şu anda gördüğümüz her şey bu noktadan çıkıp görünmektedir. İşte peygamberlerin
O noktanın aslını, hakikatini bilmelerinden dolayı dışarıda bu hakikatten, bu gerçeklikten habersiz olanlara davet göndermektedirler. Davet etmektedirler. Ve şunu diyorlar: ben aslımı, hakikatimi, gerçeğimi gördüm. Siz de mahrum olmayın. Siz de iç aleme yolculuk eder, çokluğu teklikte birlerseniz işte siz de o gerçekliği görme noktasına gelirsiniz ki şek, şüphe, güman, yanılma, korku, kaygı, bütün negatif unsurlar ortadan kalkar derler güzel canlar. Yedi tane noktanın bir araya gelmesine elif denir. Elif'in kıvrılıp bükülmesi ise bütün harfleri, yani kainattaki bütün varlıkların şekil, suret olmasını ifade eder. Dikkat ederseniz güzel canlar, biz sadece var olan kalemin bir ucunu bir yere dokundurursak bir nokta yaparız. Yalnız biz bu noktadan bahsetmiyoruz. Bu sadece bir örnek. Bu noktayı kaydırırsanız noktalar elifi meydana getirecektir. Bu elifi meydana getiren noktalar birazdan tek tek isimlerini beyan edeceğiz. Ama bu elif bükülünce B oluyor. Dikkat edin. Sonra kıvrılıyor, diğer bütün harfleri meydana getiriyor. Bunun anlamı aslında şu: noktanın elif olması, elifin her surette, şekilde, renkte görünmesi, yani noktanın sonsuz şekilde, sonsuz surette beyana gelmesi, ortaya çıkması, zuhur aleminde görünmesi anlamına gelmektedir. Noktanın uzayıp elifi meydana getirmesi aslında en güzel örneğiyle zigotun uzayıp çocuğu, yani insanı meydana getirmesidir. Bu da dikkat ederseniz aynı zamanda bir rakamına tekabül etmektedir. Elifi meydana getiren çar anasır, üç mevalide selasedir. Peki bunlar ne? Ateş, hava, su, toprak. Cemaat, yani madde alemi, nebat, bitki alemi, bir de hayvanat dediğimiz bir alem var. Ve bunun üstü olan insan ise elifin kendisidir. Dikkat ederseniz bütün unsurları kendisinde cem eden, kendisinde toplayan varlık insandır. Bu nokta itibariyle insan en büyük noktadır. Neden? Kainatı kendisinde cem etmiş, kainatta var olan her şeyi kendisinde toplamış yegane noktadır. Ama bu noktanın bilinmesi için kişinin bir seyir yapması lazım. Bu seyir ise kendisinden kendisine olacak. Seyri sülük dediğimiz şey aslında kişinin kendisinden kendisine, mertebeden mertebeye, halden hale geçirerek en son noktaya. Nokta neresi? Bu. Nokta neresi? Lahut. Nokta neresi? Sırf vücut. Yani cümle varlıkların, her şeyin toplamının olduğu yer. Ama her şeyin olmasına rağmen rengi yok, şekli yok, sureti yok, zaman yok, derinlik yok, en yok, boyut yok. Ama her şey mevcut. Daha sonra bu nokta tecelli edip şekli, sureti, rengi, derinliği, ağırlığı, kütleyi, her şeyi meydana getirmekte. Bu nokta itibariyle de aslında haksal irşadın amacı kişinin bu noktaya doğru yolculuk yapabilmesi. Yani sonsuzlukla sonsuz, şekilsizlikle şekilsizlik, renksizlikle renksiz noktaya gelebilmesini sağlamasıdır. Çünkü haksal irşat insanın kendi aslını, kendi hakikatini, kendi gerçeğini bilme iliminden başka bir şey değildir. Bu ilim ise Cenab-ı Hakk'ın ilmidir. Çünkü insan ancak hakikati Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle bilebilir. Bu nokta itibariyle elif olup, biz elif olduk, elif olup, elifin manasını bilenler veli olurlar güzel canlar. Önce bir noktaydık, uzadık, elif olduk ama bilmiyoruz. Daha sonra bilme noktasına geldiğimiz zaman
Bu bilme noktasında zuhurat aleminde olan insana veli denir. Ne demek? Yapıştı. Kime? Hakk'a. Kimi bildi? Hakk'ı bildi. Kimi tanıdı? Hakk'ı tanıdı. Nereye ulaştı? Özüne, aslına, hakikatine ulaştı. Yani Elif'in içerisinde olan her şeyi bildi. Elif Allah mı demek? Allah her şeyi cem eden midir? İsmi cem midir? Bakın, ismi cem demek kainatta bulunan her şeyi kendi içerisinde toplayan demektir. Allah esması, Allah ismi bütün isimleri kendi içinde toplayan. Eğer ki Elif insan ise, insan da cümle alemleri kendisinde toplamışsa, tek sıkıntı şu: bu büyük olan noktanın haberdar noktasında haberdar olup olmama noktası önemli. Kendimizi biliyorsak biz bu noktadan haberdarız. Haberdar olunca bize veli diyorlar. Haberdar olmayınca da cahil diyorlar, avam diyorlar, nadan diyorlar, kendini bilmeyen diyorlar. Ama bizim amacımız kendimizi bilme, tanıma noktasına gelmek. Yani bu Elif dediğimiz bedende sonsuz ve sınırsız olanla birlikte sonsuz ve sınırsızlığa yolculuk edebilmek. Velayet mertebelerinden haberdar olanlar, bu haberdarla birlikte vahiy emrini alanlar, yani velayetten haber vermeye başlarlar. Bunun anlamı ne? Nokta Elif'i nasıl meydana getirdi? Elif'in içerisinde ne var ise ben artık hepsini biliyorum, ama sizin de bilmenizi istiyorum. Bakın, peygamberler bilgiyi kendilerinde saklamamışlar. Noktayı kübra olmuşlar. Sonra bütün insanların noktayı kübra olduklarını onlara beyan etmişler. Demişler ki, ben bendekini gördüm. Ben sizin de sizdekini görmenizi istiyorum. Arzum sizin de benim geldiğim yere gelmeniz. Neden? Çünkü bu noktaya gelirseniz cehaletten, karanlıktan, avamdan, nadandan çıkmış olursunuz. Hak ile hak, haksal gerçeklik ile de kendinizi bilme noktasına gelmiş olursunuz. Noktayı bilmek isteyenler bir veliden el tutsun. Noktanın sonsuzluğuyla sonsuz olmak isteyenler o noktanın içerisinde eriyip kendilerine ait hiçbir şey bırakmasınlar. Çünkü velayeti Kur'an demek, ben bana ait, nefsime ait hiçbir şey yok demek. Burada sadece Cenab-ı Hakk'ın nuru var ki bu nura daha sonra Nur-u Muhammediye, Hakikati Muhammediye diyeceğiz güzel canlar. Nokta ana rahminden dikkat ederseniz, bakın iki nokta birleşiyor, birliği oluşturuyorlar. Bu uzuyor. Bu yedi tane nokta 40 günlük, yani 40 gün daha çıkarırsa çarpım olarak 280 gün eder. 280 gün de 9 ay 10 güne tekabül eder güzel canlar. Bazen de tevfiği şöyle yaparlar: 7 çarpı 4 28, bir tane sıfır terfi verirler. Bu 280 gün olur. Yine bir insanın zuhurat alemine gelmesi. Ve dikkat edin, insanoğlu iki tane hücrenin birleşmesiyle zigotu, daha sonra bu zigotun bölünme noktasıyla 23 kromozom anneden, 23 kromozom babadan alarak insan dediğimiz Elif'i meydana getirir. İnsan kendisini meydana getiren özü, hakikati, gerçeği ve bunun ilmi hakikatine ulaşırsa kendisini bilme noktasına gelir. İşte bizim aradığımız, bulmak istediğimiz şey bu. Bakın, hu aleminden, noktadan geldik. Tekrar bir noktada buluştuk. Bir kandilden diğer bir kandile atıldık. Dikkat ediyor musunuz? Bir kandilden diğer bir kandile atıldık. Daha sonra turap olduk burada, bedenlendik. Sonra yeryüzüne atıldık. Hu'dan gelen halk aleminde
elbise giymek zorunda. Dikkat ediyor musunuz? İşte nur alemindeyiz. Ama iki noktayla birlikte bedenleniyoruz. Çünkü bu aleme gelebilmek için bedenlenme şart. Ruh var olan madde ile bedenlenerek bu diyara gelir güzel canlar. Nokta seyran ile halk alemine gelir. Dikkat ederseniz demin anlattığımız şey aslında seyran. Yani burada insan anne rahiminde gelişerek fiziksel bir kemale erer. Ne zaman fiziksel kemaletini tamamlar, akli barih olur, daha sonra ikrar verip, yola girip, kendini fark ederse, kendisini bilirse, kendisini bilmek ile Rabbini bilirse, işte burada üfleme denilen olay gerçekleşir. Yani ruh ile bağ kurma noktasına gelir güzel canlar. Nokta içeride olup, renksiz, şekilsiz olmasına karşın halk alemine çıktığı zaman her kaba göre, her şekle göre bir renk alır, bir kütle alır, bir genetik şifresi olur. Var olan bütün nitelikler ve istidat gereği halk alemine çıkar. Dikkat ederseniz bu alemde olan her şey aslında içten, yani velayet noktasından gelmekte. O velayet noktası da Hazreti Ali'nin kendisi. O zaman bütün tecelliler nerede oluyor? Şah-ı Merdan'dan geliyor. Bu kainatta ne varsa Şah-ı Merdan noktasından geliyor. Şah-ı Merdan noktası nereye yapışık? Hakk'a yapışık. Onunla birlikte ayrılık ve gayrılığı olmadığı yerde. Bütün şekiller, sıfatlar, kendisinden sudur etmesine, çıkmasına karşı nokta şekilsizdir güzel canlar. Farkında mısınız? Şekilsiz, sonsuz, sınırsız, boyutsuz, ensiz ama bütün boyutları, enleri, şekilleri, renkleri meydana getirmekte. Elma çekirdeğin içerisinde onun rengini veya da yapısal niteliklerini ancak özü bilmekle biliniyor. Bilmiyorsan dışarı çıktığı zaman biliniyor. Ama işte velayet dediğimiz nokta güzel canlar, birilerinin dışarıda gördüğünü içeride görme noktasına gelebilme. İçeride görme noktasına geldiğimiz zaman da sıkıntı bitmiştir. Kuruntu bitmiştir. Kaygı bitmiştir. Yani yaratılışın amacına gelmişizdir. Yaratılışın amacını bilmek için de Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelmek gerekiyor. Noktayı bilmek demek, Yaradan'ın koşuluna gelmek demektir. Yaradan'ın koşuluna gelmeden noktanın sırrını, yaratılışın sırrını bilmenin de mümkünatı yoktur güzel canlar. O nokta kainatı çepeçevre kuşata, ihata eden noktadır. Velayet o noktanın kendisi, o noktayı okumaya kendi kitabını okudu denir. Demek ki noktayı okuyan, noktayı bilen kendi kitabını okumuş olacaktır. Oku emrinden maksat samit kitapları okumak değil veya da satırdan yazılanları okumak değil. Okumaktan maksat kişinin kendi kitabını okumasıdır. Yani noktanın sırrına agah olmasıdır güzel canlar. Kendi kitabını oku diyor. Herkes kendi kitabını okumadıkça kendi kitabını okuyanların kitabını okumaya mecburdur. Bakın biz kendi kitabımızı okumadığımız için Mustafa'nın kitabını okuyoruz. Doğru mu? Ruhullah'ın kitabını okuyoruz. Zikrullah'ın kitabını okuyoruz. Kelamullah'ın kitabını okuyoruz. Ne demek? Kelamullah Hazreti Musa. Zikrullah Hazreti Davud. Ruhullah Hazreti İsa. Habibullah Hazreti Muhammed Mustafa güzel canlar. Aslında bütün peygamberlerin okuduğu şey tek. Aslında hiçbirinin kitabı diğerinden farklı değil. Çünkü hepsi ana kaynaktan, ümmü kitaptan okudukları için aynı. Neyi farklı? Lisanları farklı. Neyi farklı?
Kelamlar farklı ama bütün kelamlar aslında o noktaya çıkmakta. Ve bütün peygamberlerin, bütün resullerin seslenişi bizim o noktaya gelip o hakikati bilmemiz içindir güzel canlar. Hazreti Ali çok güzel bir kelamda bulunmuş. Diyor ki, ilim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. Farkındaysanız Cenab-ı Hak da tek nokta ama çokluk diyarına geliyor. Kamiller ise cahillerin çoğalttığı noktayı tekte tekrar toplayıp birliğe getirenler. Demek ki kemalet neymiş? Çokluğu tekleyebilmekmiş, birliğe getirmekmiş güzel canlar. Nokta bizim batınımız, elif ise cem noktamız, diğer harfler ise işte bu çokluk aleminden başka bir şey değil güzel canlar. Nokta Cenab-ı Hakk'ın zatını, batını olup tecelli ederek zahire çıkmıştır. Nokta hakikati Muhammed Nuru Ali'dir. Aslında şu anda biz Muhammed Mustafa'nın hakikatine, nuruna yolculuk ediyoruz. Peki Muhammed Mustafa'nın nuru ne? Hakikati ne? İçi ne? Ali. Aslında hepimiz Ali'yi bilmek istiyoruz. Yani velayeti, özümüzü, aslımızı, hakikatimizi, sırf vücudu, hu mertebesini, lahut alemini bilmek istiyoruz. Neden? Gayb, gizli. Size şunu diyeyim ki, gizli olan aşikar olmasına rağmen insan görememekte. Gördüğü halde imanı kıt olan adamın maneviyatı bilmeden emin olmasının mümkünatı yok. İnandım demek, ben hem içi hem de dışı biliyorum demek. Dışta bir adam ne kadar la ilahe illallah dese sözde kalacaktır. Ne zaman ki öze gelir, yani velayeti Kur'an noktasında kendini bilme noktasına gelirse bütün hakikatleri yani noktanın bütün sırlarına agah olur güzel canlar. Allah o batını bilmeyi noktadan haber vermeyi nasip etsin güzel canlar.